Merhaba arkadaşlar, ben sorucunuz. Orca Matematik yayınlarının AYT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Logaritmada 12 işlemde kalmıştık. 12 işlemde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi 12. testimizin ilk sorusunda bize diyor ki yukarıdaki 10 merkezi daire verilmiştir diyor. Bu şekil üzerinde işaretlenen ABC'de ve şekilde gösterilmeyen bir E noktasının O noktası olan farklı uzaklıkların birim cinsinden değeri T kümesine verilmiştir. Burada soru işareti yok tabii. T kümesi de buymuş. E noktası bulunduğu bölgenin rengi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu birim 1-1-1 diye ilerlediğine göre yani B aslında 1'den küçük. Değil mi? Şimdi şunların yaklaşık değerlerini bir bulmaya çalışalım isterseniz. Şimdi mesela bu kaçtır? 1 olur. Mesela içerisi 3 olursa 1 olur. O zaman bu 0 küsür bir şey. Bu mesela 3 küsür bir şey. Bu mesela 4 küsür bir şey. 2'nin kaçıncı kuvveti 20'dir sorusuna cevap arıyoruz aslında. Hani logaritma bize neyi verir aslında? Mesela logaritma kitabında mesela sallıyorum 40 nedir mesela? 2'nin kaçıncı kuvveti 40'tır sorusuna cevap verir. Yani siz buna 5 küsürdür dersiniz. 5 olsaydı 32 olurdu değil mi? Mesela logaritma 3 tabanında 50 dediğinizde 3'ün kaçıncı kuvveti 50'dir? 3 desek 27, 4 desek 81, 3 küsür. Mantığıyla hareket ediyorum. 7'nin kaçıncı kuvveti 14'tür? 1 küsür. Şimdi bir küsür demek yani buradan daha uzun. O zaman mesela bak burası A noktası yaptı gibi. Logaritma 4 küsür. O zaman 1, 2, 3, 4, 4 küsür. Mesela burası D yaptı gibi. 3 küsürmüş. 3 küsür ne? Mesela 1, 2, 3 küsür. O zaman bu C yaptı gibi. Değil mi? O zaman bu 0 küsür. O da B noktası yaptı. O zaman bu arkadaş E'ymiş. O zaman logaritma 2 tabanında 12. Logaritma 2 tabanında 12 nedir ki? 3 küsür değil mi? 3 küsür. O zaman birim çemberden yani O noktasından 3 birim gideceğim. Biraz daha çıkacağım. 1, 2, 3. O zaman nerede oluyor? Mavide mi oluyor? Mavide oluyor. Falan doğru cevabımız ne geliyor arkadaşlar? Denizli geliyor diyebiliriz ilk sorumuzun cevabı için. Aslında burada güzel bir kavram var. Hani logaritma yaklaşık olarak kaçtır sorusuna cevap arıyoruz. Onu da ne yaptık? Şıklarda aradık. Şimdi denklemi sağlayan B değeri nedir demiş. Baktım. Bak şimdi şu hareket benim için önemli aslında. Mesela logaritma 3 tabanında 2'yi siz şak diye açabiliyorsunuz. Ben buna şaklamak diyorum. Logaritma 2 bölü logaritma 3. Siz ne yaptınız? Bu şekilde taban değiştirdiniz. Siz mesela 2 bölü logaritma 3 dediniz ya. Siz bunu şöyle söyleyebilirsiniz. Mesela logaritma 5 tabanında 2 bölü logaritma 5 tabanında 3'tür de diyebilirsiniz. Şimdi eşitlik çift taraflı. Bu tarafa da eşitlik gerçeklenir. Yani tabanlar ikisi de 5 ise ben bunu zipleyebilirim. Bakın şunların ikisi de 5 ise sıkıştırdığımda o zaman birden şu ortadan kalkacak. 3 nereye gelecek? Buraya gelecek. Bakın şurada ne yaptım? Zipledim. İkisinde tabanı 5 olduğu için böyle sıkıştırdım. Bakın burada bunun da tabanı 10, bunun da tabanı 10. O zaman ben bunu sıkıştırdığım zaman logaritma 2 tabanında şu arkadaş logaritmanın içinde kalacak olan ifade. Yani burası logaritma 3 olacak. Şu şekilde. Ben ne yapıyorum? Şu an ilk kısmı çözmeye çalışıyorum. İkinciyi zaten rahatlıkla ilkinden sonra halledeceğiz. O zaman şunlar da aynıysa o zaman ilk ifade logaritma 3 geldi. Güzel. Bakın aynı mantık burada da geçerli. Mesela burası 3, 10, burası da 10 ya. Ben bunları zipledim. O zaman logaritma 3 tabanında log 5 yaptı. Bu da 3'ün üzerinde şu arkadaşla şu arkadaş aynı olduğu için burası da ne geldi? Logaritma 5 geldi diyeceğiz. Aynı şeyi burada yaparsak burası da ne olacak arkadaşlar? Logaritma B yapacak diye bir zamanda siz kendi kendinize denersiniz. Bunlar toplandığı zaman o zaman B kaç yapar? İşte toplandığı zaman içleri çarpılıyor. 15. B de kaça eşitmiş? 15'e eşitmiş diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun cevabı bu şekilde geldi. Ceyhan'mış. Şimdi geldik 3'e. 3'te yukarıdaki şekilde eş kareler oluşturulmuş. AB şurası logaritma 2 tabanında 3. Bak yukarıda eş karelerden oluşmuş. Birim kelimesi kullanılmıyor. Tamam mı? Yani o zaman ben şöyle söyleyeyim. Burası A, burası 2A. O zaman hiposu ne gelecek onun? Kök 5 A mı gelecek? O zaman kök 5 tane A neye eşitmiş? Logaritma 2 tabanında 3'e eşitmiş. Şimdi bu cepte dursun. Bu vatandaş ne soruyor? KL diyor. Logaritma 2 tabanında 9 birim olabilmesi için diyor. L noktası ne olmalıdır diyor. Yani bunlardan sen birini seç diyor. Bunun uzunluğu diyor. Logaritma 2 tabanında 9 olsun. Peki logaritma 2 tabanında 9 ne demek aslında? Yani şurası 2 olsun demek. Değil mi? Peki logaritma 2 tabanında 9 dediğin şey şurası 3 şurası 2. Yani bunun 2 katı. Yani bunun 2 katı. Yani istediği ifade 2 kök 5 A olsun. Olur mu? Peki 2 kök 5 A ne? 2'yi kökün içine sokarsak kök 20 A yapar. Doğru mu?
O zaman benim Pisagor'um kök 20 gelecek. Yani Pisagor'um ne? Benim hipotenüsüm kök 20A gelecek. Siz buradan şimdi tek tek hesaplamaya çalışın. Mesela buradan hipotenüs ne gelir? Kenarları kaç kaç? 3'e 2. 3, 2, 9, 4 daha 13 kök 13A geldi. O zaman bu olmadı. Mesela bunu hesaplasanız şöyle bir Pisagor yapsak. Burası 3, burası 3. O zaman burası 3 kök 2 yapar. Yani kökün içine alırsak kök 18 yaptı. Bu da olmadı. Bir de şu L3'ü deneyelim. Şuradan L3 denersek şurada bir üçgen hesaplayacağız. Değil mi? Burası 4 birim, burası 2 birim. 16, 4 daha 20. Burası kök 20 yaptı. Tamam oldu. O zaman L3 noktası. Tam şunu şuradan birleştirdiğiniz zaman şöyle yapalım. Şunu şuradan birleştirirseniz şöyle. Bakın. Şimdi burası ne yaptı? 4A yaptı. Burası ne yaptı? 2A yaptı. O zaman burası ne yapacak arkadaşlar? 2 kök 5A yapacak diyebiliriz. Zaten benim aradığımda neydi? Oydu. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? L3 gelecek diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım testimizin son sorusu. X'i, şimdi A 1 bölü 3 ile 1 arasında. A. Yani aslında taban 1 bölü 3 ile 1 arasında basit kesir. Şimdi biz logaritma fonksiyonunun, şimdi şunu bilmek lazım. Eğer A 1'den büyükse logaritma A tabanında X fonksiyonu artan bir fonksiyondur. Grafik biliyoruz ya bu şekilde. Mesela A eğer 0 ile 1 arasındaysa logaritma fonksiyonu azalan fonksiyondur. Yani bunun grafiği nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Yani ben aslında bu kavramı bilsem benim için 10 numara 5 yıldız bir hareket olur. Şu süper bir anlatım aslında. Hani A1 ile 0 arasındaysa, 0 ile 1 arasındaysa azalan, 1'den büyükse artan bir fonksiyon. O zaman benim şimdi tabanım buradaysa benim fonksiyonum azalan bir fonksiyon. O zaman ben şey yapayım. Şunların içlerini kıyaslayayım. Şimdi ilki 3 net. İkincisi bakın A'nın bir fazlası. Buna 1 eklersem ne yapacak? 4 bölü 3 ile kaç arasında? 2 arasında. Değil mi? Y değerleri. Aynen. Y burada aslında. Hani o 4 bölü 3 ile 2 demeyeyim de ben şimdi böyle kalsın. Oradan dolaylı anlatacağım. Şimdi A 1 bölü 3 ile 1 arasındaysa 1 bölü 3 çıkarınca o zaman 0 ile kaç arasında? 1'den 1 bölü 3 çıkarınca 2 bölü 3 arasında. Ben şu an ne yaptım? Logaritmanın yani gördüğünüz gibi içlerini anlamaya çalıştım. Niye bunu yapıyorum? Çünkü logaritma fonksiyonu eğer taban 1 bölü 3 ile 1 arasındaysa yani basit kesirse azalan fonksiyondur. Yani içi büyük olan daha küçüktür. Burada en büyük budur. O zaman aslında en küçük odur. Mesela 4 buradaki sayılar buradaki sayılardan daha küçüktür. Pardon daha büyüktür. O zaman daha küçük olacak. Yani x küçük, y küçük, z çıkacak. Bizim x, y, z sıralamamız arkadaşlar. Yani şu bilgi benim sorudaki can kurtarırım oldu diyebiliriz. Ve böylece 12. testinde çözümlerini 4 tane soruyla tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.